Selamlar Hanımlar. Şimdi son düzlükte aklıma geldi video çekmek her zamanki gibi. Şöyle üst tarafın damarlarını yaptım. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şöyle aşağıya iner şekilde. Şu rafların da iç çeperlerini yapmadım. Sadece yatay olan bölümlerini şuralarını yaptım. Şimdi şöyle görünebilecek mi çok fazla bilmiyorum ama güzel oluyor. İyi gidiyorum. Fena değilim şu anda. Biraz belki beyaz girerim. Ama son rafım kaldı. Bu rafı girerken yapmadan çekmek aklıma geldi şimdi. Dal fırça kullanıyorum. 00 numara. Bu çok ince uçlu bir fırça. Her şeyin geri dönüşü var diyorum. Bu işte her zaman kurtarılabilir parçalarınız. Her zaman. Boya kabımı gördüğünüz üzere. Hangi renkleri kullanmışım? Çöl kahvesi hibrit kullanmışım. Yani aslında rengin çok da bir önemi yok. Rengin tonunu açabildiğimiz için glaze'le. Glaze olmazsa olmaz mutlaka. Arada sırada su, arada sırada ıslak mendil hataları kapatmak için kullanılabilir. Sizler yaparken zemini biraz ıslak bezle silin. Güzelce kuruduktan sonra tabii ki boyamayı yapar yapmaz değil. Güzelce boyanız kuruyacak işleminizi yaparken damar geçeceğiniz yerleri hafifçe ıslakça silerseniz bir mendille sonrasında bu damarları yaparken fırçanızın kolay kaymasını sağlarsınız. Eliniz alışsın ya da şöyle başka bir yerde hemen şöyle ufak ufak çizimler yaparsınız. Çok önemli değil yani inanın hiç yapılamayacak bir şey değil. Ama böyle şunu da söyleyeyim inanın yani şuradaki kapakları gördüğünüz üzere koklatıyorum neredeyse boyayı. Yani böyle yarım kilo boyayı üzerine döküp pat pat falan yapmıyorum damar çizerken. Bilginiz olsun. Çok az boya kullanıyorum. Şimdi çöl kahvesi kullanıyorum dedim. Başka ne renk kullanıyorum? Bu koyu kahveyi kullanmadım. Kaşmir kullandım. Dantel kullandım. Kaşmir premium akrilik. Açık tarçın rengi kullandım. O da Stil Mat serisinden. Yani ham ahşabın boyanabildiği en ucuz boya serisi diyebilirim. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle dün uygulamış olduğum şu işte poşetle vesaireyle yapılabilir tüm materyallerle videosunu çektim zaten. Onu yayınlamışımdır muhtemelen. Bunu yayınlıyorsam. Onun üzerine geliyorum. Şöyle bandırıyorum. Getirdim. Yatırdım fırçamı çevirdim. Glaze'im var şurada döktüğüm. Glaze medium. Şöyle toparladım. Geldim buraya. Şimdi dış çeperden alıyorum ben. Fırçayı nasıl kullandığıma dikkat edin sadece. Yani böyle belli bir aralıkta değil. Eğip bükerek bir şekilde kullanıyorum. Sonrasında gene geliyorum böyle buraya. Glaze'i bitirdim. Şu çöl kahvesi boyasının olduğu yere böyle sürüyorum. Çeviriyorum fırçamı. Dibini değdiriyorum fazlası varsa alıyorum. Bakın üzerinden geçiyorum. Şöyle geldim. Şimdi buraya çok kahveli yaptım ya. İç kısmını da ne yapacağım biliyor musun? Diğer tarafında çöl kahvesiyle yapacağım. Orayı kahveyle başlamıştım. Buranın da mesela şurada belirgin çizgiler var. İnşallah çekebileceğim. Fırçamı eğerek, ittirip, çekip fırçayı çok şu serçe parmağımla destek alıyorum ki fırça havada kalsın biraz. Çok ince olsun, ucu değsin sadece. Tekrar glaze'e batırdım. Getirdim. Ne kadar çok glaze demek o kadar az boya görünümü demek. Aa, resmen çekemedim herhalde. Olacak olacak çekeceğim inanıyorum kendime. Şöyle geleyim nereden çekeyim bunu. Bunu bu tarafa götürelim. Diğerlerin hepsi o tarafa bu tarafa geliyordu. Bu damarı şöyle. Yani gerçekten zor değil. Ama burada biraz mermerin güzel olması için biraz bir göz isteyen bir iş bu yani. Doğru yere uygulamayı yapmak, doğru renkleri seçmek. Yoksa onun dışında başka hiçbir şey yok. Zor bir şey yok yani. Sprey mermer efektini de tercih edebilirsiniz. Tabii ki bu bir tercih. Ben her şeyde olduğu gibi
Daha fırçayla çizmek isteyenler için göstermek istedim. Hani nasıl fırça kullanıyorsunuz? Ben en ince uçlu fırçayla yaptım, olmadı diyenler var. En ince uçlu sulu boya fırçasıyla olmaz. 0-0 dal fırça, biçilmiş kaftan 10 numara. Serçe parmağınızla şöyle yerden destek alıp tutup böyle parmağınız üzerinde ilerlerseniz ne kadar ince çiziyor. Daha da ince ne kadar çizsin yani. Kuş tüyüyle yapıyorlar normalde bu uygulamaları. Orijinalinde ama biz yalancı mermer yapıyoruz şimdi. Bu bile yalancı, düşünün yani. Şöyle. Bunu çok hafif tutup çekiyorum. Çok da bir şey yapmıyorum. Şöyle uzaktan baktığınız zaman şimdi mesela burası çiğ oldu değil mi? Hoşuma gitmedi. Ne yapayım? Şöyle alayım fırçamı, glaze batırayım böyle. Bakın hiçbir şey yapmadan burayı kurutabilirsiniz. Ben bazı yerlerde onu da yapıyorum. Onu da göstereceğim şimdi üst kısımda. Şimdi onu yaptım ya. Poşetle bir deneyeceğim. Dağıt, dağıt, dağıt. Bakın dağıttım, ne kadar flu oldu. Güzel oldu. Evet, vallahi de güzel oldu yani. Şimdi güzel de güzel, ne diyeyim yani. Şimdi göstereyim. Mesela şuraları biraz kalın yaptım. Şurayı biraz boştu böyle. Burası biraz kalın. Şöyle olsun istediğim. Kalın yaptım. Siz atıyorum mesela, ah ben keşke daha açık renkle yapsaymışım. Bunun rengini biraz kırsam güzel olur diyorsanız beyaz boyayla glaze'i karıştırın güzelce. Poşete batırın. Poşeti batırın. Üzerinde bunu pıt pıt etrafında falan şöyle beyazla gezdirin. Bunun rengini kırmış olursunuz sadece. Üzerinden beyaz görünmez. Dipnot olsundu. Evet. Evet. Güzel oldu. Sevdim. Bu işte bu kadar.